Kıymetli dostlar, Çözüm Noktası programından hepinize merhaba. Musa Hocam merhaba. Merhabalar, hayırlı günler. Evet kıymetli dostlar, malum ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Belki de son 100 yılın en büyük felaketi olarak nitelendirilen bir deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şu an bu yayını çektiğimiz esnada halihazırda enkaz kaldırma çalışmalarına daha başlanacak ama daha canlı, bugün sabah haberlerinde de dinledim. Canlı canlı insanlar daha enkaz altından çıkartılıyorlar. Bir taraftan bakıyorsunuz, insanlar çaresizlik içerisinde, yardım bekliyorlar. Yardım gelen yerler var, gelmeyen yerler var. Ulaşılamayan yerlerden bahsediliyor. Ve çok ciddi bir çaresizlik görüyorsunuz sosyal medyada. Diğer taraftan baktığınızda yardım yapmak isteyen insanlar var. Onlar bir şeyler yapmak istediklerinde nereye nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Gerçekten felaketin boyutu o kadar büyük olarak nitelendiriliyor ki herkes bir çaresizlik, bir koşuşturmaca, bir kargaşa. Şu an gördüğümüz manzara bu şekliyle. Haliyle bu anlamda insanlar bazen duygularını nasıl yöneteceklerini, yaşamış oldukları duyguları nasıl regüle edebileceklerini, düzenleyebileceklerini tam bilemeyebiliyorlar. En ufak bir yanlış hareket toplumsal patlamalara neden olabilecek, toplumsal kargaşaya neden olabilecek durumlara neden olabiliyor. Hem kişilerin bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda çok dikkatli olunması gereken bir süreçten geçiyoruz. Haliyle bugün bu konuları konuşalım istedik Musa Hocam'la. Evet Musa Hocam, az önce de ifade ettiğim gibi tablo, resim henüz netleşmedi. Ne kadar insan bundan etkilendi bilmiyoruz. Ama şu an deprem bölgesinde bir taraftan depremin meydana getirmiş olduğu yıkıntılar var. Onun haricinde soğukla mücadele ediyor insanlar. -14'ler, -15'ler bazı bölgeler için bu rakamlar paylaşılıyor. Bir taraftan cesetlerini toprağa verememenin sıkıntılarını yaşadıklarını ifade ediyorlar. Görüntülerde bunları görüyoruz. Uzakta olan insanlar var. Uzakta olup yakınları orada olan insanlar var. Bunlar bir şey yapamamanın çaresizliği içerisinde kıvrandıklarına şahit oluyoruz. Diğer taraftan orada yakını olmasa bile kendi vatandaşımız, kendi milletimiz, kendi toprağımız, kendi memleketimiz oradaki insanların çekmiş olduğu acılara her taraftan insanlar çekiyorlar. Bakıyorsunuz dost, düşman, bütün ülkeler yardım seferberliğine başlamış. Bu dönemde biz meslektaşlar olarak, ruh sağlığı uzmanları olarak bizlere neler düşüyor? Bu noktada depremden insanlar hangi noktalarda çok etkileniyorlar ve ilk yardım tabii ki sağlık anlamında müdahale etmek çok önemli. Ama psikolojik anlamda da insanlar nelere dikkat etmeliler ve neler yaşıyorlar? İsterseniz bugün bu konuları konuşalım istiyorum. Ne dersiniz hocam? Evet hocam. Öncelikle bütün ülkemizin, bütün dostlarımızın başları sağ olsun, hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Sadece Türkiye'de olanlar için değil, yakınları Türkiye'de olan bu afeti onlarla birlikte hisseden herkesin hem başı sağ olsun hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Gerçekten büyük bir afet. Belki yüzyılın gördüğü şu ana kadarki en büyük afetlerden bir tanesi olarak nitelendirebiliriz. Zor durumlar, zor günler. Bir taraftan orada depremin verdiği hasar, onlarla mücadele edilmeye çalışıyor. Bir taraftan da soğukla mücadele edilmeye çalışılıyor. Tabii bu ilk hasarın getirdiği bu şokla birlikte ve kargaşa ile birlikte yardıma ulaşmaya çalışan insanlar, yardım götürmeye çalışan insanlar ve bunların koordinesi zor bir durum. İnsanlar orada tabii şu anda can mücadelesi veriyorlar, hayat mücadelesi veriyorlar. Enkaz altından canlar çıkartılmaya çalışılıyor. Enkaz altındakiler neler yaşıyor, neler hissediyor çok zor tahmin edebilmek, hissedebilmek çok zor. Yakınları dışarıdaki yakınları onları oradan çıkartmaya çalışırken o çaresizlikte neler hissediyorlar tahmin edebilmek, hissedebilmek onları çok zor. Ve insanlar bunları yaşarken tabii öncelikleri var. Öncelik can kurtarmak. Mümkün olduğu kadar canlı insana ulaşıp o enkaz altından o insanları çıkartabilmek. Bizim buradan uzaktan yapabileceğimiz şey tabii ilk başta dualarımızla onların yanındayız. Yine nakdi yardım olarak ne yapabiliyorsak onların yanındayız. Bunun dışında yine eşlerimiz, dostlarımız kimler varsa bir şekilde onlara ulaşarak gerek sosyal medyadan gerek işte gerek diğer imkanlarla onlara ulaşarak yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz.
Arkanızdayız, yanınızdayız, üzerine düşerse biz buradan neler yapabilirsek elimizden geleni yapmaya hazırız, mesajı vermeye çalışıyoruz. Bunlar da oradakileri için önemli. Kendilerini yalnız hissetmemeleri adına önemli. Ancak tabii ki yapabileceğimiz şeyler çok kısıtlı. Uzaktan buradan yapabileceğimiz şeyler çok kısıtlı. Ancak Türkiye'de bir sürü arkadaşımız var. Hem meslektaşımız var, hem arkadaşımız var. Onlar da seferber olmuş durumdalar Türkiye'nin dört bir tarafında. Hem bölgeye giderek ellerinden geleni yapmak için seferber olmuş durumdalar. Hem de bulundukları noktadan yine neler yapabilecekleri konusunda seferber olmuş durumdalar. Bütün Türkiye insanı tek yumruk olmuş, tek yürek olmuş. Gözler orada, hisler orada, düşünceler orada. Oradan gelecek güzel haberleri bekliyor herkes. Ancak tabii zor günler, çok zor günler. İnsan hem duygusal olarak hem fiziksel olarak çok şey yaşıyor. Ve bu yaşadığı şeyler sonucunda tabii ki bunların psikolojik olarak etkileri mümkünse yani olacaktır, olmaması mümkün değil. Biz bir taraftan da meslek icabı psikolojik olarak nasıl destek olabiliriz? Bunların hazırlığı içindeyiz. Tabii ki ilk başta hani demin söyledim ilk başta yapılacak olan şey oradan ne kadar çok canlı insan çıkartılabilir? Bunun çaresine bakmak. Oradaki insanların da ilk önceliği o. Sonra ihtiyaçlar var tabii gıda ihtiyaçları veya diğer ihtiyaç malzemeleri onların ulaştırılması lazım. İşte çadırından tutun ısınmak için gerekli olan ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasına kadar işte bebek bezinden tutun kadınların ihtiyaçlarına kadar bütün ihtiyaç malzemelerinin oraya ulaştırılması öncelikler arasında. Daha sonra yapılacak olan şey orada çok büyük enkaz var. O enkazların kaldırılma çalışmaları, onlar da çok zaman alacaktır. Ancak bir süre sonra insanlar böyle bir hani o toz bulutu çekilip etraflarına baktığında şu anda yaşadıkları durumun psikolojik etkilerini fark etmeye başlayacaklardır. Ve o psikolojik etkiler görünmeye başladığında bizim hazır olmamız lazım. Elimizden gelen desteği onlara ulaştırmamız lazım. Hem şu anda ihtiyaç duyduklarında hem de daha sonra ihtiyaç duyduklarında ulaşılabilir olmak için biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gerek Türkiye'deki birçok yüzlerce, binlerce meslektaşımız hazırlıklarını yapıyor. Gerek biz burada şu anda Türkiye'de değiliz, yurt dışında yaşıyoruz. Yurt dışında yaşayan uzman arkadaşlar da hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Şimdi şu anda oraya varmış olanlar, orada bir şekilde depremzedelere yardım etmeye çalışanlar neler yapılabilir? Oradaki insanlar şu anda ne yaşıyor olabilir? Onları biraz anlatmaya çalışalım. İnsanların kafasında biraz şekillenmiş olsun. Yani depremzedeler psikolojik olarak neleri yaşıyor olabilirler? Hangi durumları yaşamaları normal? Hem depremzedeler bunları bilirse normal olduğunu fark ederler. Hem de oraya yardım götüren insanlar, uzman olsun veya gönüllü yardım faaliyeti gösteren olsun, bu bilgilere sahip olursalar daha bilinçli bir şekilde oradaki depremzedelere yardım ederler diye düşünüyoruz. Şimdi baktığımızda deprem tabii çok zor bir afet, doğal bir afet ve bu afetleri yaşayan bireyler psikolojik sarsılmalar sonucu bazı yaygın belirtiler gösterebilirler, göstermeleri mümkün. Birazdan sayacağım tabii bu belirtileri herkes gösterecek diye bir şart yok. Herkes aynı belirtileri göstermeyebilir. Çok daha ağır şeyler yaşamış olmasına rağmen bazı bünyeler bunu kaldırabilir, taşıyabilir. Bazı bünyelerde bu erken ortaya çıkabilir. Bazı bünyelerde daha sonra ortaya çıkabilir. Birkaç ay sonra, aylar sonra ortaya çıkabilir. Dolayısıyla kişiden kişiye farklılık gösterir diyoruz kıymetli dostlar. Yine bu sadece depremden bizzat etkilenmiş kişilerde değil, orada depremzedelere yardım etmeye giden yardım gönüllüleri veya uzmanların da bu olaylardan etkilenmesi mümkün. Onlar da daha sonra psikolojik olarak bazı sorunlar yaşayabilirler. Sadece onlar değil, orada akrabaları olanlar, tanıdıkları olanlar, onlardan aldıkları haberlerle yine bazı psikolojik problemler yaşama ihtimalleri var. Akrabaları olsun olmasın, oradaki insanlarla alakalı, oradaki yaşananlarla alakalı
görüntüleri izleyenlerin bazılarında da yine farklı psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu konuda bilinçli olmakta fayda var. Kendi başlarına yapabilecekleri şeyler var. Yakınlarından alabilecekleri yardımlar var. Ama bunlarla birlikte bu psikolojik problemlerin üstesinden gelemezlerse mutlaka bir uzman desteğine başvurmalarını tavsiye ederiz. Ki bu noktada Türkiye'deki arkadaşlarımızı da görüyoruz. Binlerce arkadaş, binlerce uzman arkadaş şu anda destek vermek için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Birçok noktada sosyal medya hesaplarından ücretsiz online veya yüz yüze destek verebilecekleri şekilde açıklamalarda bulunuyorlar. Biz de aynı şekilde online olarak buradan uzaklardan da olsa destek vermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Bunları belirtmeye devam edeceğiz. Şimdi bunlar hangi tür problemler olabilir konusunda biraz bilinçlendirmiş olalım. Neler yaşayabilir insanlar? Örneğin... Hocam bir şey buyurun. Söylemek istiyorum. Şu anda hani o deprem bölgesinde halen enkaz kaldırma çalışmaları, canlı arama çalışmaları, canlı birilerine ulaşma çalışmaları devam ettiği için, internetle ilgili problemler yaşandığı için belki hani şu an hali hazırda bizim bu yayınımızı oradaki insanların ulaşması çok çok zor. Ama onun haricinde bu insanların yakınları var. Artı bunun haricinde orayla çok da bir bağlantısı olmayan, yani akrabalık anlamında, yakınları anlamında bağlantısı olmayan ama dünyanın farklı yerlerinde burayla ilgili olan insanlar var. Ve sürekli kanallar açık, televizyonlar açık ya da aileler arasında baktığımız zaman aile ortamlarında, sofralarda bu konular konuşuluyor. Tabii burada yetişkinler bunu bir şekilde kabullenebilir ya da bunu absorbe edebilir. Ama çocuklar anlamlandıramayabilir. Bu açıdan da değerlendirerek belki de bizim yayınlarımızı şu an en çok o insanlar izleyecek. Depremle doğrudan ilgisi olmayan, doğrudan yakınlığı olmayan insanlar izleyecek. O açıdan da değerlendirerek anlatabilir misiniz? Evet, tabii ki her iki durumu da gözeterek anlatmak lazım. Hem yakınları, tanıdıkları, uzakta olan insanlar izleyecek, hem de şu anda belki oraya varmış, varmak üzere olan veya varmak için, oraya gitmek için hazırlık yapan birçok gönüllü var, birçok destek vermek isteyen farklı ekipler var. O ekiplerde bunları izlediğinde, dinlediğinde bir farkındalık oluşsun istiyoruz. Evet, kıymetli dostlar. Şimdi psikolojik belirtiler hemen ilk anda gözükmeyebilir. Daha sonra belki bazen bir ay sonra bazen aylar sonra gözükebilir. Bunlar neler olacak? Onlardan biraz bahsetmiş olayım sizlere. Örneğin ilk olarak bahsedeceğimiz şey mesela travma sonrası stres bozukluğu. Bu hemen olacak bir şey değil. Daha sonra ortaya çıkabilecek bir durum. Yine depresyon olacaktır, olabilecektir. Bunlar normal yaşaması muhtemel olan şeyler. Anksiyete ve kaygı yoğun bir şekilde yaşayabilir insanlar. Bununla birlikte somatizasyon sorunları ortaya çıkabilir. Bunlar normal şeyler. Ayrıntılarına değineceğiz. Birazdan anlatmış olacağım. Şimdi kıymetli dostlar, kişilerin normal hayatlarına dönmeleri bir an önce bizim isteklerimiz, bir an önce bu konuda dualarımız oradakilerle birlikte. Biz buradan ancak bunları yapabiliyoruz belki ama oradakiler de yine bütün gayretleri hayatın mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde normale dönmesi. Fizyolojik olarak, fiziksel olarak hayat bazen normale dönebiliyor. Bazı şeyler rutine binebiliyor. Bununla birlikte psikolojik olarak da kişilerin hayatlarına normal bir şekilde devam edebilmeleri için, normal hayatlarına dönebilmeleri için bu hasarın, bu afetin geride bırakılması lazım ve günlük rutinlere yavaş yavaş başlanması lazım. İşte barınma imkanlarından tutun, günlük işlerinin yapılabilmesi için, çocukların okula gidebilmesi için bu hazırlıkların yapılması lazım. Bunlar yapılabilecek şeyler, fiziksel şeyler. Bunun yanında insanların bu hayata normal devam edebilmeleri için psikolojik olarak da yaşadıkları sıkıntıların üstesinden gelmesi için destek olunması lazım. Bu desteği verebilmek için öncelikle bu depremi yaşayan insanlar ve bunlara maruz kalan insanlar, bu maruz kalan dediğimizde orada yardıma giden yardım ekiplerinden tutun, belki duygusal olarak oradakilerde çok daha yakın bağ kuran tanıdıklarının, yakınlarının, akrabalarının bu görüntüleri izleyenlerin de yaşayabileceği durumlardan bahsetmiş olayım. İlk olarak duygusal olarak ne tür problemler yaşayabilirler onlardan bahsedeyim. Tabii ki hepimiz ilk duyduğumuzda erken saatlerde ilk bilgiler bize ulaştığında
Herkeste ilk yaşanan şey bir şok. Biz buradan bile duyduğumuzda, gördüğümüzde, haberlerde izlediğimizde, sosyal medyadan izlediğimizde bir şok yaşadığımızı düşünürsek, oradaki insanlar daha deprem anının ilk saniyelerinden itibaren, ilk hissettikleri andan itibaren derin bir şok yaşayacaklardır. Bu da normal. Yine bununla birlikte bir öfke oluşabilir. Oradaki o depremi yaşayan insan, enkazın altında olan insan veya dışarıdan enkazdan insanlara yardım etmeye çalışan insanlarda bir öfke yaşanabilir. Bu öfkenin yönü çok farklı olabilir. İşte binayı yapan müteahhitten tutun, önlem almayan yetkililere varana kadar bir öfke içinde olabilir bu insanlar. Bunları da anlayışla karşılamak lazım. İki türlü anlayışla karşılamak lazım. Öfkeyi yaşayan da bu duyguyu, evet öfke yaşayabilirim ben, bu benim için normal bir duygu. Diğer duygularım nasıl varsa bu duygum da var deyip onu normal karşılaması lazım. O öfkeyi görenler de evet, yani bu insanların öfkelenmesi normal deyip ona biraz müsaade etmeli. Bunu normal karşılamalı kıymetli dostlar. Tabii ki yani oradaki insanlar şu anda büyük ve derin bir çaresizlik içinde, müthiş bir çaresizlik duygusu hissediyor olacaklar. Hiç kolay değil kıymetli dostlar. Bunu ilk ben tabii 99 depreminde yaşamıştım. Adapazarı'ndaydım o zaman. Hem depremi yaşayan birisi olarak, hem de oradaki depremden sonra oradaki depremzedelere yardım eden birisi olarak ilk büyük bir şekilde o zaman görmüştüm orada. İnsanların yüzünde müthiş bir çaresizlik var kıymetli dostlar. Bu da normal. Bununla birlikte böyle hayat bir anlamsızlaşıyor. İnsan kendini müthiş bir boşlukta hissediyor. Yani düşünün, en yakınlarınız, belki siz çıkmışsınız enkaz altından ama en yakınlarınız hala enkaz altında, hala yardım bekliyor, hala el uzatılmasını bekliyor. Belki sesini duyuyorsunuz, belki hatta görebiliyorsunuz, hani derinlerden, deliklerden bir yerden görebiliyorsunuz. Kimse yok mu dediğinizde orada birileri size ses verebiliyor. Ancak bir şey yapamıyorsunuz, elinizden bir şey gelmiyor. Büyük bloklar var, büyük beton bloklar var. Onların altından çıkartmak için insan gücüyle çok bir şey yapamıyorsunuz. Bu da çaresizlik duygusunu tetikliyor. Müthiş bir çaresizlik içinde hissediyorsunuz kendinizi. Bu çaresizlikle birlikte bir şey yapamamanın vermiş olduğu duyguyla birlikte derin bir boşlukta hissetme hali olabilir kıymetli dostlar. Tabii bu boşlukta hissetmeyle birlikte her insan aynı şeyi yaşamayabilir. Ancak birçok insan bunu yaşayacaktır ve yaşaması da normal. Yine hem enkaz altında olanlar için söylüyoruz, hem orada bu çalışmalara katılanlar için söylüyoruz. Hem de uzaktan bunları izleyenler, bir şekilde takip edenler için söylüyoruz. Şu anda aşırı endişe ve aşırı korku hali içinde olabilirler. Bunlar da yine normal karşılanması gereken duygular. Yani anlamak lazım insanları, bu duyguları yaşayabilirler. Bunlar normal duygular. Başka neler yaşayabilirler? Yoğun suçluluk duygusu yaşayan insanların olduğunu görüyoruz. Kim bunlar? Şimdi dışarıda yardım etmeye çalışanlar, ellerinden bir şey gelmediğinde, düşünün bir şey yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz, yardım çağırmaya çalışıyorsunuz, sağa sola koşturuyorsunuz ama elinizden bir şey gelmiyor. Bu insanlar kendilerini derin bir suçluluk duygusu içinde bulabilirler. Bir şey yapabilir miydim acaba, sesimi ulaştırabilir miydim acaba, sosyal medyadan birilerine ulaşabilir miydim acaba deyip kendilerine karşı ben bir şey yapamadım, yapsaydım kurtarabilirdim, acaba yapabilir miydim şeklinde derin suçluluk duygusu içinde olabilirler. Ve bu suçluluk duygusu uzun süre onların iç dünyasında onlarla birlikte olabilir. Bu duyguları hissetmeleri de normal ve uzun süre bunları üzerinden atamıyorsalar mutlaka bir destek almaları gerekir kıymetli dostlar. Başka neler yaşayabilir bu tür insanlar? Yine yoğun utanç duygusu yaşayanları görüyoruz. Yani hani bir şey yapamadığından dolayı kendisinden utanan insanlar, bu duruma niye düştük acaba
Yani alabileceğimiz, öncesinden alabileceğimiz önlemler var mıydı şeklinde utanç duygusu içinde olan insanları da görebiliyoruz. Bunun dışında yine en çok insanlarda ortaya çıkan duygulardan bir tanesi tabii ki müthiş bir ümitsizlik. Yani her şey bitti, her şey mahvoldu, her şeyimi kaybettim. Düşünün, sevdiklerinizi, yakınlarınızı kaybetmişsiniz. Elinizden hiçbir şeye gelmemiş, bir şey yapamamışsınız. Sanki artık hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak düşüncesi. Birçok noktada böyle olacağıyla alakalı belirtileri görmek insanı müthiş bir ümitsizlik içine sokabiliyor. Bu da oradaki insanların yaygın olarak yaşadığı duygulardan bir tanesi. O ümitsizlik bazen karamsarlığa, bazen pesimist duygulara neden olurken bazen de yoğun bir asabiyet şeklinde kendini gösterebiliyor. Normalden daha fazla hassas davranan, daha fazla asabi davranışlar sergileme eğilimli olan insanlar görebiliyoruz. Bunları da normal karşılamak lazım kıymetli dostlar. Özellikle oraya giden, oradaki insanlara yardıma giden insanlar bu konuda bilinçli olursalar biraz daha oradaki insanlara kesinlikle ve kesinlikle bu noktada anlayış göstermeleri gerekebilir değerli dostlar. Tabii ki son olarak bu başlıkta söyleyebileceğim duygulardan bir tanesi de özellikle yakınlarını kaybedenler, o deprem anını orada yaşayanlar, ellerinden hiçbir şey gelmediler, bir şey yapamadı. Belki çok kısıtlı şeyler yapabildiler. Bundan dolayı da yoğun bir değersizlik hissi yaşayabilir. Ben hani hiçbir işe yaramıyorum, hiçbir şey yapamadım, elimden hiçbir şey gelmedi gibi değersizlik duygularını yaşayabilirler diyoruz kıymetli dostlar. Bunlar duygusal olarak genelde gördüğümüz, fark ettiğimiz, ortaya çıkan tepkileri anlatmış oldum değerli dostlar. Evet hocam, çok kıymetli bilgilerdi bunlar. Ya, toparlayacak olursak suçluluk duyguları dediniz. Hani diyelim haberlerde de çok sık rastladığımız bir şey var. İşte İstanbul'da yaşıyorlar. O gün deprem bölgesine gitmişler. Ya da işte aynı evde yaşıyor olsalar bile diyelim diğer odada olan kurtulmuş. Çocuk demiş ki ben bugün şurada yatmak istiyorum. Hayır sen burada yat gibi, ama orada diyelim vefat etmiş. Yoğun böyle keşke ben ona şöyle demeseydim, keşke şunu yapsaydım falan gibi çokça keşkeler gelebilir. Ve bu kişiyi yıllar boyunca da etkileyebilir. Evet. Suçlu duyguları dedik, pişmanlık duyguları dedik, utanma duyguları dedik, yetersizlik duyguları dedik. Bütün bunlar ilk etapta yaşanabilecek duygular. Tabii ki bunların nasıl ilk etapta absorbe edilebilir, nasıl bunlar tölere edilebilir, ilk etapta neler yapılması gerekir, bunların da hepsini konuşacağız. Ama süreme de bakıyorum bir taraftan hocam. Yavaş yavaş belirlemiş olduğumuz sürenin de sonuna yaklaşıyoruz. Bu duygularla ilgili konuştuk. Duygularla ilgili ilave edeceğiniz, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, dediğiniz gibi insan sadece fizyolojiden ibaret değil. İnsan yoğun bir şekilde duygusal bir varlık. Duygularını fark edebilmesi çok önemli. Onları daha sonra yönetebilmesi için bu duygularını fark edebilmesi çok önemli. Yine bu duygularını yaşayabilmesi, yani bu duyguların ortaya çıkmasının normal olduğunu da bilmesi çok önemli. İnsanlar kendilerine bu noktada biraz zaman tanımalı, biraz müsaade etmeli. Bu duyguların belki regüle olması için, belki tekrar yani dışarıya çıkmak için alan oluşturmalı bu duygularına. Bastırmak yerine bu duyguları mümkün olduğu kadar yaşamak için kendisine biraz zaman tanımalı, biraz da ya bunları ben hani bastırayım, aman ortaya çıkmasın, şimdi kimseye bağırıp çağırmayayım şeklinde davranmak yerine neyse o duygusu, o duygusunu fark edip o duygusunu şu anda yaşaması gerekiyorsa yaşamak için kendine müsaade etmeli diyoruz. Yani doğal süreci içerisinde o duygunun yaşanmasından bahsediyoruz değil mi hocam? Evet, Duygunun aynı. bastırılması başka şekilde değil de doğal olarak ne hissediyorsa o anda yaşaması. Ya çünkü bazen şu oluyor, bir kızgınlık, bir öfke geliyor. Ya şimdi bunun zamanı mı? Ya ben niye bu kadar hani öfkelendim ki? Niye bir anda şu anda parlıyorum? Niye şu anda çok gerginim gibi kendisine bakıp acaba bende çok büyük bir anormallik mi var şeklinde düşünebilen insanlar da olabiliyor.
yaşadığımız şeylerin sonrasında o öfkeyi de hissetmemiz normal bir yere kadar, o çaresizliği de hissetmemiz normal bir yere kadar ve işte suçluluk, utanç gibi duyguları hissetmemiz de bir yere kadar normal. Bunların normal olduğunu kabullenmek önemli. Ve bazen bu duygular dışarıya çıkması gerekiyorsa müsaade edelim, normal sınırlar içinde bu duygularımızı da yaşamış olalım. Bu duyguları bastırmayalım diyoruz. Peki hocam, şu an deprem bölgesinde bizzat depremden etkilenmiş olan insanlar bu duyguları yaşayabiliyorlar. Bunu ifade ettik. Hangi tür duyguları yaşayacaklarını. Bir de deprem bölgesinden uzakta olan, farklı ülkelerde yaşayan insanlar var. Bunların belki önlerinde alabilecekleri tedbirler var. Anne babaların, çocukların bundan daha az etkilenmesi için yapabilecekleri şeyler var. Bu bölümde mi değinmek istersiniz, daha sonraki bölümde mi? Birkaç dakika daha zamanımız var, bakıyorum. Burada önce başta söylemiştik, sadece şu anda depremi yaşayan insanlar değil, bu haberleri izleyenler, sosyal medyayı takip edenler ve buna maruz kalanlar diyeceğim, o görüntüleri gözlemleyen insanlar da bu duyguları yaşayabilir. Özellikle ufak çocukların ekranlardan uzak tutulmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bir şekilde bilinçaltlarında yer etmiş olacaklar ve ellerinden bir şey gelmeyecek. Oradaki o izlediği görüntülerle birlikte kendilerinde demin saydığım duyguları yaşamaları mümkün ve ufak çocuklar oldukları için bunları anlamlandıramayacak ve onların bu duyguları yaşayabilmeleri, regüle edebilmeleri yetişkinlerden çok daha zor olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar çok fazla gerekli değilse ekranlardan uzak tutmalarını tavsiye ediyoruz küçük çocukların. Yine yetişkinler de aynı şekilde ihtiyaç olduğu kadar, tabii ki orada eşi, dostu, akrabası olanlar vardır. Oradakilerden haber almak ihtiyacı vardır. O mümkün. Anlayışla karşılamak lazım. Ancak ihtiyaç olduğu kadar ekranda kalalım. İhtiyaçtan fazlası yine olumsuz etkileyebilir diyoruz değerli dostlar. Hocam, bu son cümleleriniz bana göre çok kıymetli. İhtiyaç olduğu kadar. Hani bazen saatlerce Twitter'da, sosyal medyada kendimizi kaptırabiliyoruz yetişkin insanlar olarak bile. Ve burada sadece öfke duygularımız kabarabiliyor ya da sadece çaresizlik, sadece yetersizlik duygularımız ortaya çıkabiliyor. Halbuki bunu yapalım ama hani dediğiniz gibi ihtiyaç kadar. Ama bunun yerine oturmak, belki dua etmek o insanlar için veya kendimiz için de çok daha iyi olabilecek durumlar. Ya da ben ne yapabilirim? Acaba bulunduğum yerde ne yapsam bu insanlara bir yardımım dokunur diye düşünmek belki sizin aklınıza çok orijinal ya da farklı fikirlerin gelmesine neden olacak. Öbür türlü psikolojik anlamda da yıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Benim depremin olduğu gün hocam yaşadığım bir şey. Büyük kızım çok fazla bu haberlerle meşgul olmuş gün boyunca. Akşam eve geldi. Küçük kız da ona biraz uydu falan. Evde bir kavga bir kavga. Ya anlam veremiyorum. Yani aşırı tepki veriyor. Sonra biraz konuştuğumuzda baktık ki deprem haberlerinden çok etkilenmiş. Kardeşiyle olan ilişkileri yara görmeye başladı, zarar görmeye başladı. Neyse hani biraz konuştuk ettik falan ama bu hepimiz için aynı şey geçerli. Bir gerginlik yaşıyoruz. Olaylara fazla tepki verebiliyoruz. Aşırı abartılı tepki verebiliyoruz. Evet, ihtiyacımız olduğu kadar bakmak, sosyal medyayla meşgul olmak önemli. Hocam çok kıymetli bilgilerdi. Buyurun. Buyurun. Tabii ki hani şunu söylemiyoruz. Orada canlarımız var, yakınlarımız var, dostlarımız var. Hani orayla ilgilenmemek mümkün değil. Zihnimizin, aklımızın bir kenarında olmaması mümkün değil. Bahsettiğimiz şey çok fazla görsel olarak ihtiyaçtan fazlasına maruz kalmamak. Yoksa tabii ki yakınlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışacağız. Bu onlar için de çok önemli. Bizim oradan haber alabilmemiz bizler için de çok önemli. Uzaktan ne yapabiliyorsak, işte en fazla yapabileceğimiz şey şu anda nakli yardım. Bu yardımları nasıl ulaştırabiliyorsak, güvenli kanallardan nasıl ulaştırabiliyorsak onlara bakmış olacağız. Onun dışında şu anda yapabileceğimiz şey manen onların yanlarında olduğunu hissettirmek ve hissetmek, dualarımızla onlarla birlikte olduğumuzu hissetmek ve onlara da hissettirmek. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgilerdi. Birkaç bölüm daha sanırım bu konuyla ilgili çekim yapmayı planlıyoruz. Evet, kıymetli dostlar, kıymetli izleyiciler,
Gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. On binlerle ifade edilen rakamlardan bahsediliyor ölümler için. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabrı cemil diliyoruz. Çok geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdiden hepinize sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın değerli dostlar.